Kawasaki çok başarılı Ninja 250'sinin yerine 2013'te Ninja 300'ü çıkardı. İşte bu motor, biraz gazladık. Bakalım neler bulduk. Tasarımla başlarız ya hep. Tasarım, tasarım, tasarım. Ama bu sefer farklı bir şey var. İlk aşkınızı hatırlar mısınız? Hani ilk böyle elini tuttuğunuz sevgiliniz, böyle içinizin titrediği, böyle heyecandan başın döner. Böyle aa falan. Sonraki sevgililer o kadar heyecan vermez. Ama o ilk sevgili adamın aklını alır ya. Birçok arkadaşımız için Ninja 300 işte o ilk sevgili olmak üzere üretilmiş. Böyle bir aklını alsın, adamı şaşırtsın, ooo falan dedirtsin. Büyük oranda da başarılı olmuşlar. Şöyle ki, bir kere tasarımla kalpleri çalıyor. Hakikaten büyük motosiklet gibi görünen bir küçük motosiklet bu aslında. Böyle kafası çift göz, çekik Japon spor motosiklet havasındayız. Yanlarda işte böyle hava delikleri, bir şeyleri. Motorun ürettiği o sıcak havayı, genelde bu, çünkü biliyorsunuz Ninja'lar biraz hararet yapan, fan açan, hararet yapan demeyelim, o yanlış bir tabir ama fan açıp çalışan bir motordur böyle trafikte, şehir içinde falan. O fanın sıcağını ayağa bacağa vermesin diye böyle bir takım kanallar manallar içine yapmışlar, bir şeyler yapmışlar. O da hani hoş deniyor ama bana biraz sıcak geldi gene, bilmiyorum, havanın çok sıcak olmasa da. Şimdi Ekim ayındayız İstanbul'da. İşte kuyrukta böyle özel bir tasarım yapılmış. Mesela yolcu arkaya bindiği zaman ayaklık burada. Tamam, birazcık tüneme hali var yolcu için. Fakat elleri tutmak için, hani elle tutulacak yeri yok derken, bak bunları yapmışlar kuyrukta. Buralardan tutuyor yolcu. Ve böyle ortalıkta da sap, kulp bir şey gözükmüyor. Nefis detay. Buradan tutma işi çok güzel düşünülmüş. Ayaklıklar eskisinde o lastikliydi. Biraz gariban duruyordu. Yenisinde tamamen alüminyum, böyle spor motoru falan, böyle büyük motor ayaklıkları falan. Bunlar çok güzel detaylar. Gösterge tablosu eski Ninja'nın çok eleştiri alıyordu. Biz hatta otomarsan diyorduk ona. Ulan bu ne falan diye. Bu yenisinde işte dijital gösterge, büyük devir saati, bir takım bilgiler, işte benzin seviyesi falan, bunlar hoş. Normalde spor motor oturuşu için sele çok yüksekte, gidon çok alçakta olur. Yapacak bir şey yok çünkü sistem öyle. Yarış motoru. Öne ağırlık falan. Burada öyle değil. Spor motosiklet görünümlü. Biraz şehir motoru ya bu. Başlangıç motoru. Şimdi bak, normalde oturuşu böyle rahat, ferah. Öyle kalkıp böyle hani ulan dötümüz havada, kendimiz aşağıda, kafamız falan. Böyle bir şekil yok yani. Bunda bayağı rahat rahat oturuyorsun. Ha, biz çekimlerde bunu fark ettik. Şöyle ki, evet, rahat oturuluyor, rahat sürülüyor. Fakat rahat oturup rahat sürdüğün zaman çirkin çıkıyor fotoğraflar, videolar. O zaman poz vermen lazım abi. Böyle tutacağım, böyle falan yapacaksın. O zaman güzel görünüyor. Ta ki motoru çalıştırıp yola çıkana kadar. Çünkü Kawasaki malum güzel motor blokları yapıyor. Bu 300 cc'lik motor bloğuyla da 290 küsür cc neyse 33 beygir falan diyorlar, arka lastiğe varıyormuş. İyi, güzel, hoş. Avrupa'daki bu yeni başlayan ehliyet yasasına da uyuyor. Hani yeni başlayana işte 33 beygirden fazla verilmiyor motor. Tamam, onu da kurtardı.
Gidişi de güzel. Harika. Fren de güzel. Yani her ne kadar eski Ninja ile aynı diski falan kullanmış olsa da gene güzel freni de. Belki böyle içini ürpertmiyor adamın ama güzel. Fakat eğer biraz çukurlu, biraz yamuk yumuklu bir yolda sürmeye başlarsanız, hele ki o yolda böyle bol da viraj varsa ve bir yandan da ağırlık değişimleri gerekiyorsa o motorda, hem amortisörün o çukurla baş edemeyişi, hem de üzerine o böyle virajlarda da yapılması gereken işler falan, Ninja 300'ün amortisör öyle bir amortisör değil. Birçok motosiklette güzel amortisörler görebilirsiniz. Bazen sert, bazen yumuşak, bir şekilde amortisör görülür. Ninja 300'de amortisör diye kullanılmış olan aygıt budur. Yani Ninja 300 amortisörü. Nereye bırakayım abi? 5'e 10 kalasım var. Maalesef Ninja'nın amortisör olmamış. Ön amortisörde biraz daha yumuşaklık hissi var. Özellikle freni yaparken falan gömülüyor, mömülüyor, bir şeyler yapıyor ama gene o böyle arkanın adamı dünk dünk, hadi biraz daha böbrek taşı düşürelim falan hali maalesef böyle viraj girişinde, çıkışında, özellikle çıkışında hani gazı açmaya başladığımızda arka yükselirken daha da bir tuhaflaşmasına neden oluyor. Hani önü yumuşak, arka tahta, nasıl olacak bu işler? Merhabalar, ben Doruk Özmen. 2-3 senedir motosiklet sürüyorum. 23 bin kilometre tecrübem var. Çok kullanması aslında kolay bir motor. Yön değiştirmesi çok kolay. Gidonun size olan tepkisi çok rahat. O yüzden o konuda epey rahat ediyorum. Özellikle mesela zaten fabrika çıkışı lastikler rezalet. Onları mutlaka değiştirmenizi öneririm eğer alırsanız. Mekanik dışındaki işçiliği bence gerçekten kötü. Kafe karenajları kendi kendine ayrılmaya başlıyor. Orada boşluklar oluşuyor. Farların yanındaki o boyalar yavaş yavaş çıkmaya başlıyor bir sene olmasına rağmen. O açıdan gerçekten bence zayıf. Tavsiye ederim. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi böyle trafiğin olduğu şehirlerde yaşıyorsanız çok rahatsız bir oturuş pozisyonu da yok bence. O ne bileyim işte R6'lar gibi, CBR600 RR'lar gibi çok yatmıyorsunuz. O yüzden bence tavsiye olunur. Bir de detay kısımları var abi. Evet, boyası çok güzel. Fakat keşke iş sadece iyi boyayla bitseydi abi. Bu böyle karenaj parçalarının ayrılması, buradan böyle tırnakları çıkmış. İşçilik ve malzeme kalitesi denir ya, genel bir başlıktır o. İşçilik ve malzeme kalitesi, malzemeler kaliteli olabilir. Fakat işçilik, mesela içine bakıyorsun böyle, bazı bağlantıların falan kabloları ortada böyle. Termostatın fişi bilmem nesi falan, bu taraf boş. Böyle hani biri takıverse bir şeyini çıt diye kopar. O kadar gariban. Oralar pek hoşumuza gitmedi. Hoşumuza giden kısımlar konforu, şekli, sokaktaki imajı, sokak kredisi. Kredi müthiş abi. Açık ara başlangıç motorları içinde en yüksek itibara sahip motor bu. Tabii spor görünümlü bir motorda bagaj performansı falan insanlar çok aramıyorlar ama bunda böyle bir şey yapmışlar. Enteresan bir bagaj var. Şöyle ki şimdi Kawasaki klasiği olarak bu böyle alttan saplanan anahtarlık durumu var. Bakıyoruz, evet burada bulduk. Taktık anahtarı. Sele çıkıyor. Karşımıza bir tane tepsi çıkıyor. Burada hiçbir şeye yer yok diyor insan ama aslında o adamı yanıltır. Çünkü bunun altında asıl bagaj var. Hani sudan, yağmurdan, çamurdan bir nebze koruyacak bir şekilde bir sehpa yapmışlar. Bu motorun sahibi olan arkadaşımız Doruk buraya disk kilidi, işte naylon bir şeyler, alet edevat bir şeyler sığdırmış. Yani dolayısıyla bir bagaj var. Bu motorda Doruk Bey bir takım ekstralar yapmış. Birincisi, en önemlisi lastikler. Normalde bu motorun üzerinde IRC'nin o berbat lastikleri var. Bitik. Çok bitik. Doruk Bey paraya kıymış. Pirelli Rosso 2'leri almış. O yüzden yol tutuşu ciddi ölçüde değişmişti motorun. Orada bir fark var. İkinci fark, önemli fark, taktırdığı bu Akrapovic 3 egzoz. Müthiş patırtı var. Kafa böyle davul oldu benim sürerken. Bunun bir de tıkacı varmış ama tıkacı sökmüş. Hani konusunu komşusunu çok sevmiyor herhalde Doruk Bey. Bir acayip bir patırtıyla çalışıyor alet. Bir Kawasaki
Türkiye klasiği oldu artık. Müthiş bir fiyatı var abi. Hani otele gidersin. Böyle bildiğin meşrubat. Fakat o otelin lobisinde içince o bir pahalı olur. Fiyat biraz öyle yani bu motorda. Hani bildiğimiz motor, başlangıç motoru. Evet 250 değil 300 cc belki. Fakat abi bu ne fiyat ya? İşte efendim vergi. Hayır ya, sırf vergiyle olacak iş değil bu yani. Hani alt alta üst üste koyuyoruz. Verginin üzerinde bir takım şeyler var burada. Özellikle sokak sürüşünde, şehir içi trafikte vesairede hani yavaş gideceğiz acaba çarparlar mı dediğimiz yerde ayna kullanırken şunu gördük. Ninja'da 250'de aynalar daha öndeydi. Şimdi biraz daha arkaya almışlar. Böylece biraz daha fazla görüş veriyor. Bu çok güzel düşünülmüş. Fakat gene de benim gibi benim ebatlarımda olan adamlar için hani gene hafif bir dirsek veriyor. Böyle bir dirsek, bir dörtte bir dirsek izliyoruz abi. Ondan sonra var. Fakat bu aynaların katlanması çok kolay olmuş. İyi düşünülmüş bu. Ve klik diye ayrılıyor. Diğer tarafa da katlanıyor gerekirse. Bunlar güzel çözülmüş. Tabi ses biraz mikadır. Genel olarak titreşimi, gidişi, duruşu güzel. Amortisörler tahta, fiyatlar damar üstüne binmiş maalesef. Güzel bir başlangıç motoru ama yani eğer o bütçeniz varsa. Ninja 300 böyleydi. Görüşmek üzere.